Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LOL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Gravius oynayacağım. Gravius üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız şimdi. Ufaktan şöyle bir eşyalarımızı aldım. Mavi'ye doğru geçelim. Özellikle Mavi'den başlayacağım çünkü bot lane buraya yakın ve bana yardımcı olabilirler. Bir de Blitzcrank gibi bir destek oyuncusu var. Yani herhangi bir şekilde burayı kapatmaya gelirlerse ki geleceklerdir. Sıkıntı yaşayabiliriz. Blitz'in çekip yakalamasını istemiyorum açıkçası. Gravius'un erken oyunu birazcık güçsüz. Bir de ben Kara Asat girdiğim için erken oyunda kesinlikle hiçbir ilave gücüm yok. Gravius'u önceki oynadığımda ormanda elektriklerle girmiştim. Herhangi bir şekilde 3 düz vuruş veya işte 3 tane yetenek tutturunca otomatik olarak yıldırımı patlatabiliyordunuz. Bu da burst bir damage vermenizi sağlıyordu. Ama şu an Kara Asat'la girdik ve late game'de güçlü olacak bu. 100 Kara Asat stack yükünden sonra çok fazla bir ilave hasar elde ediyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 100 steğe ulaştırmamız lazım bunu. Bunun haricinde Q ile başlayacağım. Standart olarak Q fullleyeceğim. İkinci olarak da E'yi fullleyeceğiz. Diğer yeteneklerim, daha doğrusu diğer ürünlerim bu şekilde. Bunların hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunların hepsini açıklama kısmına koyacağım. Şöyle E yeteneğimize başlayacağız. E yeteneği ile başlamanızı tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi E yeteneği size ileriye doğru atıldığınızda ilave zırh büyü direnci falan veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve ilave de bir tane mermi verdiği için bu da sizi kullanışlı hale getirmiş oluyor. Bronk'unuzu da keselim. Rakip ormancı Diana, onun da erken oyunu benim gibi çok güçlü değil. O da 6 levelden sonra güçleniyor. Ben de aynı şekilde 6 levelden sonra güçleniyorum. Ultimle birlikte çok fazla hasar çıkartabiliyorum. Bu yüzden ultiniz gelene kadar birazcık hasar konusunda yetersiz kalabiliyorsunuz. Ama ultiniz geldikten sonra ciddi anlamda karakter böyle bir farkını ortaya koyuyor. Şimdi bir kere daha Q'ya verdim. Bir W'ye vermenize gerek yok 3 level olduğunuzda. Q'ya verirseniz daha rahat edersiniz. Orman kampını dönerken de aynı şekilde. Şimdi Diana benim redime gelmiş midir acaba? Şuraya bir ward'umu atayım. Okey, gelmemiş. Şimdi Gravis'in orman dönerken en sevdiğim yanlarından birisi böyle orman kampını itebiliyor olmanız. Orman kampını ittiğiniz için de rahat bir şekilde orman yaratıklarını kesebiliyorsunuz. Şimdi şurada şu arkadaşları da bir alalım. Şekilde. Grand'e baskın atmak istiyorum. Grand'in koridoru bayağı bir ileride. Bir de üzerinde kırmızı güçlendirme varken öldürmeniz birazcık daha kolay olur. Çok güzelsin. Tertemiz. Katana birazcık daha hızlı davransaydı daha erken alabilirdik de birazcık geride durdu. Şimdi burada Akali'yi kesmemiz lazım. Akali felaket derecede koridoru itmiş ve benden bir haber bir şekilde oynuyor. Master'la birlikte burada çok rahat skor alırız. Kırmızı güçlendirmem de var. Bu skorun bizden kaçması imkansız diyebilirim. Tabii Master hiç oralı olmadı. Master'a. Yani direkt sadece bir Q bile atsaydı cidden çok rahat keserdik Akali'yi. Neyse, problem değil. Şimdi şurada yengecimiz vardı. Onu bir keselim. Master bir kere daha ölecek gibi hissediyorum. İyi, ölmedi çocuk. İnşallah base atarsın Master. Çünkü Diana buraya gelmek isteyebilir. Jumbar'ını az gördüğü için. Ve düşebilir yani. Şu an durumu pek iyi değil Master'ın. Ignite girmiş. Ignite ile birlikte o koridoru kaybetmesi cidden çok büyük bir ayıp. Çarpımı atacağım. 14 stack oldu. Hızlı bir şekilde stack kasmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz önceki baskından eğer Akali skorunu alabilseydik mesela çok daha güçlenmiş olacaktım. Stack'im iyice bir artmış olacaktı ama maalesef.
base'imizi atabiliriz. Şimdi çarp eşyası olarak kırmızı çarp eşyası tamamlamanızı tavsiye ederim. 1v1'lerde sizi çünkü çok güçlü hale getiriyor. Hem karakter fazla vuruyor hem de rakibin hasarını azaltıyorsunuz. Bu da size büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi ayakkabı olarak da saldırı hızı veren ayakkabıyı tercih ederseniz daha büyük avantaj. Neden diyeceksiniz? Bildiğiniz gibi karakter 2 tane düz vuruş yaptıktan sonra bir şarjör değiştiriyor ve bu şarjör değiştirme süresi oldukça uzun. Bunu kısaltma açısından ne kadar fazla saldırı hızı kasarsanız bu şarjör süresini kısaltıyorsunuz. Şimdi rakip bot lane ve bizim bot lane oldukça dengeli oynuyorlar. Morgana eğer Q'larını güzel atabiliyorsa keseriz. Şayet Q'larını kötü kullanıyorsa kesmemiz birazcık zor. O yüzden şansımızı deneyeceğim bakalım. Master'ın da artık base atması gerekiyor. Şöyle ben şuraya geldiğimi bir göstereyim çocuklara. Güzel. Burada hem sıçra hem şifa aldık. Orada Q'su değdi sandım çocuğun ya. Buraya tekrar geleceğim. Diana ilginç bir şekilde hala gözükmedi. Bekliyor mu burada kontrol etmelerini ama. Veya bana birisi gelirse... Güzel. Aslanımız bir skor aldı. Koşmuyorlar şu an lane'in üstüne. Benim burada olduğumu biliyorlar mı acaba? Emin değilim. Şanslımayı hissediyor. Çok pasif geçiyor ya. Neyse biz bir base'inizi atalım. Anlaşılan burada bir skor çıkmayacak. Hatta ben mavime gideyim. 6 level olayım. Şunu da bir kapatalım. Şimdi dağ ejderine tek başıma bulaşamam. Tek başıma dağ ejderini kesmem oldukça zor. O yüzden hiç dağ ejderine yönelmeyeceğim. Bu arada 7. dakika oldu ve kara hasar tükümü oldukça az. Arttırmam lazım bunu. Mesela bir Jarvan olsaydı elimin altında bot lane'e çok rahat girerdim. Kitle kontrolü sayesinde ve Jarvan'ın pasif sayesinde çok rahat skor çıkartırdım. Ama sonuçta oynadığım karakter bir Jarvan değil. Kitle kontrolü çok az. Sadece W'su var. O da yetmiyor yani. Geliyorum mid abi. O adamı bir keselim. Ben de oradan bir yük alayım. Çok güzel. Ölme. Tamamdır. İyi. 24 yük olduk. Ah, Diana nerelerde acaba? AFK mı çocuk? Bilemiyorum. Ben de 6 level oldum. Şimdi bota doğru gideceğim abi. Geliyorum bota. O adamların flash falan hiçbir şeyi yok. Bunu biliyorum. Buna güvenerek zaten geliyorum abi. Abi niye? Geldim işte keselim. Yetmedi mi cidden hasarım ya? Disc Rang'in pasifi yüzünden hasarım yetmedi. Birazcık daha fazla hasarım olsaydı şayet alırdım o skoru ama yetmedi. Anla ki yapacak bir şey yok. Şimdi şurada Gromp'umuzu keseceğiz. Veya işte Yıldırımınız olsaydı, yani Yıldırım'da girmiş olsaydık şu an bir Disc Rang skoru bizdeydi. Yıldırımın çünkü ilave hasar sayesinde çok rahat keserdik. Ama işte Yıldırımımız yok. Bu durumda haliyle o skoru almamıza engel oldu. Çarp eşyamı halen tamamlayamıyorum. Şu kısmını alacağım. İlave alabileceğim zaten herhangi bir eşya yok. %10'luk bekleme süresinde azalmamız da geldi. %20 yaptık cooldown'umuzu. Master da burada red'i almaya çalışıyor. Ey Allah. Brand yalnız çok açıkta. Katarina'yı yakaladılar orada. Buraya kadar. Helal abi. Ne oldu burada biri mi var? Kimlikler gibi bir şeyler geldi. Neyse Akali orada flash milaş her şeyini attı Morgana'ya yetişebilmek adına. Hayır abi niye dedi sana sorayım.
O red bana lazım. Hemen şuradan redimi de çıkartayım. Aa, Master'ın şu an farmlaması lazım. Erken oyunda herhangi bir şekilde zaten bir şey yapamaz. Gerçi 8 level olmuş çocuk ama şu an hasarı ne derece vardır bilemiyorum. Bir de gitmem lazım. Üzerimde kırmızı güçlendirme var. Burada Brent sanırım flash da attı Katarina'dan kaçabilmek adına. Görüşleri var mı acaba burada? Onu merak ediyorum. Brent çünkü temkinli oynuyor. Beni burada gördü galiba. Gelsen keser miyiz? Kesemeyiz bence. Katarina'ya güvenmiyorum burada. Yanalım mavisi de duruyor. Tertemizinden mavi de alacağım burada. Güzel. Burada bir Grant gördüm. Helal. Yalnız oradan gitme. Oradan gitme. Buradan gelecek çünkü adam bize doğru. Ben şöyle mid'e doğru kaçacağım. Zaten orta koridor oyuncularını öldürdüğümüz için problem yok. Şunu da bir kara hasadını alacağım. 46 kara hasat çünkü topladık. Gayet güzel. Dakika 20'de falan inşallah bir 50 daha yaparsak 100 tek dakika 20'de çok işlevsel olur bizim için. Şimdi de bot lane'e gitmek istiyorum. Bot lane'de de güzel skorlar var gibi duruyor. Oraya doğru yanaşalım. Gerçi çarpı eşyamızı henüz tamamlayamadık ama Diana da geliyor abi buraya. Gelin abi burada savaşırız bence. Burada çok çok rahat savaş kazanırız ya. Şunun falan manası yok yani hiçbir şeye falan. Dön abi. Dön. Ah, Blitz ölmek bilmiyor. O pasif sürekli çocuğu hayatta tutuyor ya. Kısmı çok sinir bozucu. Ben gittim skor mu aldınız? Ayıp ya. 2'de 2 yaptık ya. Buraya devam edemesinler. Aslında şu adama giresim var da arkasında Diana'sı da var. Gözüm o korkutuyor. Şaka yapıyorsun. Allah'ım beklemiş orada. Beyninde şifası duruyor ya. Çocuk şifa bassaydım bari. Şifasını kendisi için kullandı. Ayıptır ya. Orada şifa bassaydı ölmezdim. Çünkü üzerine zaten herhangi bir hasar yemeyecektim. Bu arada güzel. Master Tap'ta kuleyi açmış. Akali burada oyalandığı için bot lane'de. Şimdi çarpı eşyamı alacağım. Peşinden ayakkabımızı alıyoruz. Bunun peşinden hızlı bir şekilde karabalta rushlayacağım. Karabalta rushlamamın sebebi şu. İçindeki ağır kan. Bildiğiniz gibi rakibe herhangi bir yetenek tutturunca size bir hareket hızı veriyor. Bu da benim işimi kolaylaştıracak. Çünkü karakterin pek fazla mobilitesi yok. Yani rakip kovalama konusunda birazcık güçsüz. Porsche hala ocağında duruyor ya. Hala ocağında duruyor. Gideyim de keselim o adamı artık. Şu yüklerimi bir arttırmam lazım. Daha rakip kokteyinde çıktı. Aa, ben gelsem oraya bizim bot lane tepki verir mi acaba? Onları merak ediyorum. Geldim abi geldim. Çok güzel abi.
Onun da ya, bunu yapmamız lazımdı. Şimdi hemen koştur koştur mide gideceğiz. Akali yoksa burada kuleyi alacak. Akali ile 1v1 Yine yapsam oldu 3 orada. kili var. Ve hekseci var. Giden yerde değil. Beni tekleyebilir. Bir de bir level üstünlüğü var. Ne olur ne olmaz, biz hiç riske atmayalım. Allah'ım, Master'lar elime alıyor. Neyse, alsın bakalım. Ne alem değil. Farmda en azından üstünleşmiş Master. Akali çünkü sağ sola çok fazla roam'a gitti. Master'da teleport olmadığı için Ignite'i de durdu. Lane'de bir şeyler yapmaya çalıştı. Bot'a yanaşacağız. Bot'ta güzel skorlar var. Dakika 20'de direkt 100 yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden sürekli skor peşindeyim. Yoksa orman kamplarından ikişer ikişer toplamak çok uzun sürüyor. Morgana Q'sunu tutturak ise çok rahat keseceğiz de adamları. Hayatımız o Morgana'nın Q'suna bağlı. Yani hayatımız değil de burada kazanacağımız fight. Ha, Diana burada bekliyor. Yine Q ulti yapmak için. Yalnız 2 level üstünlüğüm var. O Diana'yı yakalarsam var ya. Burada bayağı bir dans var. Neyse, buradan uzaklaşayım. O sırada hemen level atlama adına bir şeyler yapalım. Diana da çünkü buradan uzaklaştı. O da mid'de takılıyor. Şimdi karabaltamı aldıktan sonra hızlı bir şekilde hayalet dansçı alacağım. Hayalet dansçı atak speed verdiği için bu reload sırasında kısaltıyor. Ve işime çok çok fazla yarıyor. 1v1 durumlarda çok kullanışlı. Onun peşinden de Draktar almayı düşünüyorum. Draktar yoğun şekilde gidebilirsiniz. Geliyorum abicim ben de oraya. Gerçi Katarina orayı toplar da toplayamadı. Yani arkalarından Diana gelecek. Katarina da öldü. Brand'in canı ne kadar? Oldukça fazla. Akali'nin teleportu burada dengeleri bozdu. Yetmedi mi ya? Ya Akali canını fulledi bayağı. Ah, Misfortune'u çıkartamadık. Karabalt, ya Kara Asad'ın o hasarı yetmedi. Şu an E yeteneğim yok ama kırmızı çarpım var. Master'da sonunda keşif etti. Neyse, base atacağız artık. Burada alabileceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Master atarlandı. Çok güzel. Tabi koridoru. İt. Bu kuleyi alalım. Güzel. Miss Fortune ultisini kullandırdık. Ejderi yemezsem ejderi alır mıyız acaba? O base atacak, yapacak bir şey yok. 1900 gold'um var. Artık karabalta elimin altındadır diye düşünüyorum. Şöyle şu parçayı alayım. Hala mı gold'um yetmiyor? Neyse, şunları alırız. Bizde problem değil. Bir de şu parça. Hatta bunu almayacağız. Direkt hayalete gideceğiz. Hayalet dansçıya. Atak speed birazcık daha önemli. Ah, güzel. Katarina bir skor aldı. Koş koş koş. Dakika 20. 88'de. İyi, güzel. Fena değil.
100 yapmam lazım yalnız. O botta geçirdiğim zamanı şayet orman kampı dönerek geçirseydim şu an yapmıştım isteğimi. Fortune sanki flash'ını kullanmıştı daha önce ya. Oyun oynayacak mı? Burada bana doğru yakın olan kimse yok. Kuleyi korurum da. Rant 2'de 2 aldı. Şimdi Miss Fortune'da flash yokken Miss Fortune'a zorlasak mı? Vayne de geldi. Bence biz burayı alırız ya. Gel Vayne gel. Keseriz biz bunları. Sakin ol orada. Yalnız pink giriyor bana. Pink gözümü korktu ya. Allah'ım ne bitmez bot lane savaşıymış ya. Şu kuleyi de çıkartamadık daha. Aslında çekebilseydi güzel olurdu. Devam ederdik yani. Burada kara baltamız da tamam. Hadi başlayalım şu dahillerine. Çok oyalandık ya. Çok çok fazla zaman kaybettim. Çarpın 720 buraya. Diana'ya çaldırmayız herhalde. Diana da 12 level olmuş. Buraya yardım abi. Güzel. Buralarda bir rant var. Bu çocuk hiç durur mu orada? Oyun oynayacak mı? Geliyoruz abi, keseceğiz bunları. Süpersiniz abi, çok güzel. Hayır. Yetişemedim maalesef. Güzel ama burada ikinci kuleyi düşürürüz bence. İnhibitor kulesine. Hadi çıkalım buradan. Daha fazla oyalanmayalım. Mut kuleyi falan alabiliriz bence. Ben gideyim de bir kara baltamı alayım. Ondan sonra hayaletime başlamam lazım. Çok güzelsin abi. Kaç 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 top top top. Da Morgana bana yakın durmasın. Şu an hayatta biz fight'a giremem. Canbarım çok düşük. Helal, Master'a bak sen Master'a. Çıldım. Güzel. Orada belki dedim skoru ben alırım ama öyle olmadı. En azından asistini almış olduk. Şimdi de base'imizi atacağız. Karabaltamız hazır. Elimizin altında güzel bir karabaltamız var. Hayaletimizi de ufaktan tamamlıyoruz. Bir attack speed eşyası da tamamdır. Şu an var ya fişek gibi 132 stack. Gayet durumumuz güzel. Bunu oyun bitene kadar muhtemelen 200'e tamamlarız. 200 stack'le benim böyle dokunduğum kişi direkt canının büyük miktarını kaybeder. Ha, üzerinde zırh deşme yok, o yüzden çok fazla bir hasar çıkartamıyorum belki ama yine de bayağı bir can yakarım ya. Tata da geliyor. Ben nereye kadar kaçacağım? Thank you.
Karahasat tüplerimizi toplamaya devam. Fight istiyorlar da. Ha, biz bu fight'a girebilir miyiz? Hoş geldin kanka. Çok güzelsin abi. Güzel abi, burada bir list görecek. Ellersiniz, çok güzel. Hemen şöyle bir redime doğru gideceğim. Kendi redimizi de alayım. 172 stack yaptık. Bu da sürekli olarak fight'ta kalmamızdan dolayı. Eğer bu kadar fazla fight veya işte birebir skor kavalama durumunda kalmasaydım belki de bu kadar stack yapamamış olacaktım. Çünkü orman dönerek cidden bu stack'i yakalamamız biraz uzun sürüyor. Hani dakika 20'de falan belki 100 stack yapabiliyorsunuz. Yani dakika 25'te falan 100 stack yapabiliyorsunuz. O da böyle sürekli orman dönerseniz, hiç baskın atmazsanız. O da bayağı zaman kaybettiriyor. Şu arkadaşları da alalım. Güzel. Hayaletim de artık geldi. Hayaletin üstüne de dediğim gibi draktarımı alacağım. Artık tam anlamıyla 1v1'larda felaket derecede güçlenmiş olacak karakter. Sen gel. Sen de gel. Tamamdır. Bitti mi? Fight çıkar mı ki? Hemen yetişmem lazım oraya. Daha kejder yine daha güzel. Ajne gelsin ya, severiz daha güzel. Daha erken ölebilirdi ya adam. Hele atlasın diye bekliyorum da. Oo, Vayne tapta tek başına bu arada. Ona doğru koşuyorlar. Kaçamayacak o çocuk oradan. Master. O kadar da büyük dedi. Eller. Güzel, koş. Level düştü. Akali. Morgana da öldü burada. Anlaki. Şimdi şu doldurulabilir satalım. Draktörümüzün parçasını alalım. Son eşya olarak normalde önceden ben ölümün dansını ikinci eşya falan çıkardım. İkinci veya üçüncü eşya. Ama bu sefer ölümün dansı almayacağım. Yani can çalmamız olmayacak birazcık. Daha çok zırh, deşme ve hasar odaklı. Yoğumu veya işte birazcık daha defansif olmasını istiyorsanız koruyucu melek tercih edebilirsiniz. Ben yoğumu almayı planlıyorum. Ama tabi ilerleyen dakikalarda yoğumunun da karşılığını vermem lazım. Bu arada 204 oldu. Güzel. Güzel bir daha izleri daha. Sonra da Kadim'e geliyoruz. Aslında botu şöyle güzelce bir itsek ardından barona başlayabiliriz. Baronu çünkü çok seri alırız. İki tane daha izleri aldık. Bakali kovalıyor orada.
Karahasat yine de çok fazla vurmadı. Yani o beklediğim burst damage'i çıkartamadım Miss Fortune'a. Üzerinde ilave can falan eşyası da yok. Akali sağdan soldan çıkar diye korkuyorum. Çıkarsa çünkü beni direkt tekler. Bir bot değindi çocuk. Ben şu baron önündeki görüşü alayım da bir baron durumu olursa veya biz burada bir fight falan kaybedersek adamların barona girdiğini görebilirim. Range'im full can mısın? Sen niye alıyorsun ki? Onu almıyorum. Enteresan ya. Yalnız Brand'den korkuyorum. Burada totemleri var. Direkt çullanırlar kafamıza. Helal abi. İyi bari E'ye en azından refleks gösterebildi. Bari daha mantıklı aslında onu yapmamız da. Sonra da olmadı. Ben de tek başıma split'e çıkmak istemiyorum. Bak. Rain çekilecek gibi de. Kaşınıyor da. Rain kaşınıyor da orada. Hadi hayırlısı. Yalnız deli gibi kara hasatlıkları var. Evet. 250 oldu. Hemen barona başlayalım abi. Burada oyunu bitiremeyiz bence. Ya da bitirebilirmişiz. Bitirebilirmişiz burada oyunu. Base atmasaydınız keşke ya. Ah. Abicim beni pinkliyon da ben tek başıma mı başlayayım barona? Gelen yok ki. Allah'ım yarabbim. Master'la ikimiz burada başlarsak bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Burada olsan da bizi burada kapatacaklar zaten. Çarpım geliyor gerçi. Çaldırmayız da. Red'imi bir koşayım. Gerçi Vayne de alabilir de orada Red'im. Ben sonrasında base atacağım. Draktör'ümü alacağım. Yoğumunun şu parçasını aldık mı? Tamam. Hatta üzerine bir de şunu aldım. Şu an full build'im. Yapabileceğim bir şey kalmadı artık bu build'in üzerine. Yoğumuyu tamamlamak kalır. 383 AD'm var. Gayet yeterli. Cooldown'umuzu %40 yaptık. Q'umuz 5.4 saniyeye düşmüş. E'miz de zaten her düz vuruşta kısalıyor bildiğiniz gibi. Ama genel cooldown'u 8.4 saniye. İçimde 8 saniye. Çok... Of. Ha? Şaka mı? Abi... Rain Phantom'u. Rain Phantom'u geliyor. Şu an var ya kırmızı kırmızı geziyorum ya. Yana burada hayatta açılamaz. Bedava play verdikler. Zonya bastı orada çaktırma. Ya. Çaktırma. Çaktırma yani onu karıştır. Güzel oyun oldu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Graves de bu şekildeydi. Bir de hasar tablomuza bakalım. Ne vurmuşuz, ne etmişiz, ne bitirmişiz görelim. Bu tane en fazla Katarina vurmuştur da. Devamını bilmiyorum. Devamı sahne kim çıkar? Vayne de çok fazla vurmuş olabilir açıkçası. Açıl tablo. Şöyle Katarina'ya honorumuzu verelim. Çocuk güzel oynadı. Daha güzel seriye çıkmışız.
Tamam bunu geç. Ben seriye girdiğimi görmek istemiyorum. Geçer misin? Master'ımız SX'i almış, biz hiçbir şey almadık mı? Ayıp. Nerede adalet? 12-2, 18 oynadım. 15k altın, gayet güzel. 25k hasar vurmuşum. Takımdaki en fazla ikinci hasar bendeymiş. Dediğim gibi Katar'ın en fazla vurmuş, sonrasında da biz vurmuşuz. Vayne ile Master'da yarışır durumdalarmış. Karşıda da en fazla Miss Fortune vurmuş sanırım. Aynen öyle. Bunun dışında 27 puanlık görüş skorum var. Bir tane pinkort atmışım. Master'da iki kere pinkort kullanmış. Gayet güzel. Ama supportumuz maalesef hiç pinkort atmamış. Karşıda da Miss Fortune dışında yine kimse pinkort atmamış. Güzel oyun oldu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.